bir sürü kitabımız var ama çocuğum okumayı sevmiyor. Ne yapabilirim? Diyor musunuz? Biliyorsunuz ki kitap okuma ile ilgili bol bol video yapıyorum. Çocuğunuza kitapları dil gelişimi için nasıl okursunuz? Ama bazı anne babalar diyor ki benim çocuğum hiç kitaplarla ilgilenmiyor. Ne yapabilirim? Ona nasıl sevdirebilirim kitapları? Bu sorunuzu anlıyorum. Çünkü okumak çok önemli değil mi? Çocukların dünyayı anlaması için, dil gelişimleri için, pek çok faydası var okumanın ve tabii ki çocuğunuz kitapları sevsin istiyorsunuz. Ben de size çocuklarınıza kitapları nasıl sevdirebilirsiniz bundan bahsedeceğim. <laughs> çocuğunuza olabildiğince erken doğduğundan itibaren hatta karnınızdayken bile kitap okumaya başlayabilirsiniz. Bu hem sizin için bir alışkanlık olmuş olacak hem de çocuğunuz doğduğundan beri kitaplarla haşır neşir olacak. Aynı zamanda sadece kütüphanede değil ama belki yatağının yanında birkaç kitap olması, oynamayı sevdiği yerlerde kitapların olması onun devamlı bu kitapları görüp yeri geldiğinde eline alıp açmasını sağlayacak. Yani çocuğunuz baştan beri ne kadar kitaplarla büyüyüp bunlarla eğlenirse Kitaplara ilgisi de o kadar çok olacak Çocuğunuz çok küçükken Henüz Dikkat süresi Bunun için yeterli değil Bir yaşın altındayken dikkat süresi de çok çok kısa gerçekten Ve bu yaşlarda çocuğunuzun Kargacık burgacık resimlerin olduğu kitaplara da Dikkat gösterebilmesini beklemeyin Kitap seçimini yaparken Büyük resimli Parlak, daha canlı renklerin olduğu kitapları tercih edin. Ve siz çocuğunuza kitap okurken bütün yazıları okumak zorunda değilsiniz. Benim bununla ilgili videolarımı izleyin. Orada da size zaten gösteriyorum nasıl etkileşimli okursunuz diye. Siz yazıların hepsini okurken çocuğunuzun dikkati dağılabilir. Çünkü sizi anlamıyor olabilir. Çocuğunuz eğer sizi anlamazsa dikkati de daha az olacaktır. O yüzden şuna dikkat edin. Çocuğunuzun anlayabileceği gibi okuyun çocuğunuz çok hareketli. Oturmak istemiyor, sürekli koşmak istiyor, arabalarla oynamak istiyor, top oynamak istiyor, bebekleriyle oynamak istiyor. Ama kitaplar olmuyor. Şunu bir bilelim. Öncelikle çocuğunuzun ilgisini takip etmek çok önemli. Yani çocuğunuza zorla kitap okutmak o kadar da yararlı olmayabilir. Çocuğunuz ilgilendiği şeyler hakkında daha fazla öğreniyor. Çocuklar sadece okuyarak değil oyun içinde de öğreniyorlar. Dil gelişimleri, sosyal gelişimleri oyunla çok artıyor. Peki çocuğunuz bu kadar hareketliyse ona kitapları nasıl sevdirebilirsiniz? Öncelikle sadece okuyarak başlamayın. Kitaplarla oyun yapın. Çocuğunuz arabaları seviyorsa kitapların üstünde araba sürün. Onlarla rampalar yapın ve kitapların üstünden gitsinler. Böylece çocuğunuz kitaplara aşinalık kazanacak. Ya da kitapları açın. Onlardan şapka yapın. Ya da çocuğunuz koşturup oynamak istiyorsa kitapları yerlere dizip kitaplardan yol yapıp onların üstünden atlayabilirsiniz. Yani kitapları çocuğunuzun ilgisine göre kullanın. Onun dışında eğer çocuğunuz arabaları çok seviyorsa yine ona arabalarla ilgili bir kitap alıp bol bol araba resimlerinin olduğu kitaplara bakabilirsiniz. Bir diğer yapmanız gereken de çocuğunuza model olmak. Yani çocuğunuz size Arada bir kitap okurken görmeli. Siz de bol bol kitap okuyun ki çocuğunuz da sizi görsün ve sizden ilham alarak o da kitaplara bir adım daha yaklaşsın. Bir diğer yapmanızı istediğim şey de çocuğunuza seçenekler sunmak. Eğer çocuğunuzun kitabı seçme şansı olursa o kitaba daha çok ilgi gösterecektir. O yüzden çocuğunuza bir kitap alıp okumaktan sonra her zaman iki seçenek sunun. Hangisini okumak istediğini sorun ve onun seçtiği kitaba bakın. Çocuğunuzun kitap okuma seansı sırasında eğlenmesini istiyoruz. Bunu bir zorunluluk olarak görmesini değil, eğlendiği, sizinle etkileşimde olduğu bir zaman olmasını istiyoruz bunun. O yüzden kitap okurken çocuğunuzu devamlı sınava sokmayın, devamlı ona sorular sorup bu ne, o ne şunu söyle, bunu söyle gibi şeyler söylemeyin. Onun yerine onun gösterdiği şeylere bakın. Onlardan bahsedin ve çocuğunuzun bir kitabı alıp en başından, en sonuna kadar okumasını beklemeyin. Özellikle çok küçük yaşlarda çocuk kitabın neresine bakıyorsa ondan bahsetmek çok önemli. Eğer çocuğunuza artık okumayı öğretmek istiyorsanız çocuğunuzun buna hazır olduğuna ve aynı zamanda çocuğunuzun buna ilgisi olduğuna da emin olun. Çocuğunuzdan çok küçük yaşta okumaya başlamasını beklemeyin. Okuma gelişimi için belli başlı becerilerin yerine oturmuş olması gerekiyor. Pek çok beceri var. Bunlardan bazıları dille ilgili beceriler, bazıları da fiziksel gelişimle ilgili. En güzeli yine onun ilgilendiği konulardaki kitaplarla başlamak. Eğer dinozorları seviyorsa ona dinozorlarla ilgili kitap alabilirsiniz. Su altını seviyorsa su altı ile ilgili, gezegenleri seviyorsa yine gezegenlerle ilgili kitap alabilirsiniz. Tabii ki okumayı öğretmek bir çocuğa bambaşka bir videonun hatta koca bir kursun konusu ama çocuğunuz tabii ki okula başlamadan da okumaya ilgiliyse zaten yavaş yavaş sökecektir. Fakat şunu unutmayalım. Çocukların bu farkındalığa erişmesi zaman alıyor. O yüzden çocuğunuza daha 3 yaşındayken okumayı öğretmeniz pek tavsiye edeceğimiz bir şey değil. Umarım işinize yarayacak tavsiyeler alabilmişsinizdir. Acaba sizin de aklınıza yaratıcı fikirler geldi mi ya da çocuğunuza kitapları sevdirmek için siz neler yapıyorsunuz? Benden daha çok öğrenmek istiyorsanız beni Instagram'da takip edin ve diğer anne babalarla devamlı etkileşim içinde olduğumuz Facebook gruplarımıza da katılın. Şimdilik bu kadar. Daha sonra görüşmek üzere o zaman. Sevgiler.